yarım saatte bir kesiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dünkü dersimizin devamı abi. Evet, dersin konusu şuydu arkadaşlar. Her bir fen kendi içerisinde içeriğiyle izah edilir. Bir feni reddetmek için, inkar etmek için onun tanımlarını, tabirlerini, kelamlarını başka bir lügatla yorumlamak ona yapılabilecek en büyük ihanettir, yanlışlıktır. Mesela kimyayı fizikle, coğrafyayla izah etmek gibi veya felsefe lügatıyla dini anlamaya çalışmak. Çünkü bir kere felsefede en temel bariz fark dinle, belagat yoktur felsefede. Belagat yoktur. Yani bir çiçeğin içine girip de oradan konuşmak yoktur. Mesela şunu felsefe izah edemez ve tenkitli olarak kullanır. Bu konuya şey yapacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin mantıksızdır diyor. Bak bu Tanrı. Çünkü Allah kime hamd edecek? Oysa din, belagat kullanıyor. Bana böyle deyin diye öğretiyor. Öğretiyor. Kah Cenab-ı Hak mevcudatın diliyle konuşur. Kah insanın hali, fıtratıyla konuşur. Kah vesaire. İsterseniz bu çok gürültü oluyor. Onu açın, şey yapmayın. Şimdi burada da bu konuda da şu var. Cevşen-i Kebir. Bu malzemeyi anlattım bir dakika. Cevşen okumak, veya bunun gibi böyle methedilen ayetler şu kadar sevaplıdır, şu kadar Kur'an kadardır. Kapat hepsini. Ondan sonra mübalağa gibi gözüküyor. Mübalağa gibi gözüküyor. Bir daha tekrar ediyorum. Bir cevşen okumak, mesela veya bir Yasin okumak diyor. Yasin, Allah Resulü. Bir Kur'an kadar sebabı var diyor. Oysa hemen mantık kullanıyor felsefe. Yasin Kur'an'ın içinde. Nasıl Kur'an kadar şey var? Dünkü derste. Allah'ın adaletiyle rahmeti mukayese ediliyor. Adalet noktasında her bir harfi Kur'an'ın bir sebabı vardır. Rahmet koymasan birden bir çıkar. Bir günah, bir günah, bir sevap, bir sevap. Öyle yaparsak Kur'an'ın sebabı hatim edersen 300.620 tane sevabın olur. Çünkü Kur'an'ın 300.620 harfi vardır. Fakat rahmet ilahi Allah olduğu için biz de öyle değil. İnsanız, bire bir. Bana bir verdin ve sana bir vereceğim. Yoksa faiz olur. İki verdin, iki vereceğim. Rahmete mazhar olmayan bir şekilde adalet noktasında rahmetiyle mukayese ediyor. Oysa Yasin'de 3000 küsur muydu? 2988. Ya 3000. 3000 küsur. 3000 küsure şey ya şeylerle hemzelerle 3000 küsur. Yasin'in her bir harfine Cenab-ı Hak lakal 500 meyve veriyor. Kur'an'ın rahmete mazhar olmadan birebir verilen sevabın fazla oluyor. İşte rahmete mazhar olmadan adalet noktasındaki ile rahmete mazhar olan ayet ve hadiste mukayese ediliyor. Burada bir kanuniyet işleniyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, gadabını aşmıştır gibi şeyler gösteriliyor. Ve insana çok değer verdiğini, sırf bir efendim bizim mantık ölçülerle bunu izah edilemiyor. Niçin edilemiyor? Çünkü mantık arkasına hitap ediliyor Kur'an. Akıl, yani her şey başladığı noktaya kadar gelir. Mesela şu çiçek, tomurcuk olur, yaprak olur, gövde olur, kök olur, çekirdek olur. Daha geri gidemez. Yok, geldi. Şimdi akıl nereden yaratılmışsa son mertebesi, kemal mertebesi olur. Akıl lef-i mahfuzdan bize verilmiştir. Son kemalatı, aklın son varabileceği kemalat mertebesi lef-i mahfuzdur. Abi biraz önce dediniz ya hani Yasin mesela daha fazla sevap oluyor Kur'an-ı Kerim'e göre.
Burada hani rahmetin tecelli etmesi için niyet mi gerekiyor? O niyetle mi? Evet yani. Onu o... Bu niyetle. Mesela desin ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Diyanetler'de olmamış. Bunda olmuş. Keyfiyet de değişiyor ama. Keyfiyet değişiyor. Şöyle yani benim ümmetim işte yaşayacağımızı biliyor. Herkes Kur'an okuyamaz. Yani bir Kur'an okuyamaz. Mesela benim okuduğum Kur'an miktarı kadar siz zor okursunuz. Yani cemiyet hayatındasınız. Çoluk çocuğunuz var. Evlisiniz. İşiniz güçünüz var. Benim mesela talim hocam günde 5-6 cüz okuyor. 6. 6'dan aşağı kalmıyorum diyor. Bisiklet sürerken evinden dükkana gidene kadar bir cüz bitiriyor adam. Tak 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 bitiriyor biliyorsun. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kimse Kur'an'dan mahrum olmasın diye her bir sure bir Kur'an hükmüne geçiniyor Cenab-ı Hak. Ve Kur'an sebabını istiyor ümmeti. 3 ihlas, besmele ile beraber Kur'an kadar sebabı var. Niye? Bir ihlasın besmele ile beraber demişti. 69 tane harf var. 3 tane ihlas, 200 kaç ediyordu? 7. 207. Her bir ihlas suresine harfe mukabil 1500 sevap veriliyor. Kur'an kadar sevap oluyor. Kur'an'ın 3'te 2 kadar sevap oluyor. Yani böylelikle bu niyetimizi buna göre tanzim etmek. Yani aklı çerçeveden düşünürsen lef-i mahfuzda kalırsın. Arş-ı azama geçemezsin. Arş-ı azama geçemeyince bu kendine yatırım yapamazsın. Geçemediğin her yerde, geçtiğin her yerde sen var olduğuna göre arş-ı azama da taşınman gerekiyor. Yani taşınmak lazım. Evet. Şimdi o ders buydu. Devam edelim. Dün zaten abi aklen dahi o mısırdan, nardan, haşhaştan misal vererek o da vardı. Aklen dahi ispat etmişti abi. Mehmet bir mısırdan bir mısır çıkması adalet ilahiyken bir mısır tanesinden 3 tane, 5 tane şey çıkıyor. Baş çıkıyor. Her bir başta kolivada yaklaşık olarak 200 tane oluyor. Evet abi 100 tane, 200 tane. Değil mi? O kadar oluyor. Şimdi bir haşhaştan belki binlerce, milyonlarca değil mi? Evet abi. Veriyor. Bunlar hakeza yani. Hakeza. Yani böyle misal veriliyor. Tekvin ayetlerde böyle olduğu gibi kelam ayetlerinde de bu mevcuttur diyor. Dün ispat etmişti hikmetiyetini. Ve neden böyle olduğunu da ispat etmişti abi. İnsan çünkü her insan her an Kur'an'a muhtaçtır ama bir türlü elde edemez demişti. Kastamonu'da okumuştu onu da. Burada da insan bunu nasıl sahip olacak? Yani bunun keyfiyeti nedir? Ona bu kainattaki eşya Allah'ın ayetleridir. Kevni ayettir. Kur'an da Allah'ın ayetidir. Kelam ayetidir. Kevni ayetten kelam ayetine intikal ettiriliyor. Haşa misal veriyor yani. Misal veriyor. Hakikaten rahmeti aşmıştır. Dün düşündük de bir taneden bir tane çıkan bir şey göremedik meyve. Bir çekirdekten bir tane çıkan var mı? Yani bir karpuz ektik, birkaç tane karpuz ve kaç tane binlerce çekirdek çıktı. Nesli tükenir abi o zaman. Tükenir, evet. İşte dünya nazarıyla dar fikrimizde ahirete müteveccih, hakaiki sevabiyeyi o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Neden aklına sıçramıyordu? Dünya nazarıyla bakıyordu abi. Burada da bir padişahdan misal vermişti. Direkt biz buraya geçiyoruz. İşte dünya nazarıyla dar fikrimizle ahirete müteveccih, hakaiki sevabiyeyi, yani sevabın hakikatlarını ahirete tahallük eden o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ın meçhulümüz olan hakiki sevaplarıyla muvazene değil. Çünkü teşbih kaidesi meçhulü maluma kıyas eder. Belki müvazene edilen, malumumuz olan ve tahmimimize giren sevaplarıyla bir abdi mümin bir virdine mukabil meçhulümüz olan hakiki sevabıdır. Hem de deniz yüzü ile kadrenin göz bebeği güneşin tamamı aksini tutmakla müsavidir. Yani o güneşin tamamını bir deniz yüzü de aynı şekilde gösteriyor. Bir kadre de aynı şekilde gösteriyor abi bütün büyük güneşi. Ama iş o keyfiyette gösterildiği yerde değişiyor. Dediğim gibi Peygamber Efendimiz de aynı namazı kıldı. Biz de aynı namazı kılıyoruz. O da elhamdülillah dedi. Biz de elhamdülillah diyoruz.
Hatta 27. sözde var ya, bir Sübhane Rabbiyel A'la'nın manasını düşün diyor. Sahabelerin derecesini anladın diyor. Ama iş keyfiyette değişiyor işte. Çünkü onlar da aynı mübarek kelimeleri zikrediyor. Zikretti. Biz de aynı mübarek kelimeleri zikrediyoruz. Ama iş keyfiyette değişiyor. Hem de deniz yüzüyle kadrenin göz bebeği güneşin tamam aksini tutmakla müsavidir. Fark keyfiyettedir. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın deniz misal ayna ruhlarında, bak deniz misal ayna ruhlarında inikas eden mahiyeti sevap bir kadre hükmünde bir abd-i müminin bir ayetten aldığı aynı mahiyeti sevabıdır. Mahiyetçe kemiyetçe birdirler. Yani gelen mahiyetçe kemiyetçe birdir ya. Ona da bir geliyor, bana da bir geliyor. Mahiyetçe, kemiyetçe birdir çokluk itibariyle ama keyfiyette değişiyor iş. Keyfiyet ise kabiliyeti tabidir. Onun geri dönüşümü, onun daha da çoğalması kabiliyeti tabidir. İnsan ruhunu ne kadar inkişaf ettirirse o kadar ona gelen sevaplar daha da fazla geri dönüyor. Yani bu herkese mahsus değil. Evet, herkese mahsus değil. Çünkü burada en alta diyecek ki buna tam ittiba edenlere diyor. Zaten şartları var diyecek onu. Zaten saniyede onun şartları var diyor. Zaten bir bu bir kanun gösteriliyor. Her daim değil. Burada işte her daim olan yeri var abi. Yani veraseti, nübüvvet mesleğine evet. Gidenlere o kapı açık diyor abi. Evet. Keyfiyet ise kabiliyeti tabidir. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesi açar ki 60 sene hizmetle o açılmamıştır. O sahabelerin çektikleri tesbihler abi. Biz de aynı tesbihi çekiyoruz. Ama keyfiyete baktığımız zaman dönüşümüne yetişemiyor. Yani en büyük veli en küçük sahabe yetişemez diyor. Vay be. Nasıl bir haletle çekiyor ki Subhane Rabbiyel A'la bir ustadın ömründeki tüm namazdan aldığı feyiz de mukabil geliyor. Peki onu aklımda kalın nasıl kıyas yapıyor onu? Mesela ben bildiğim şeyle kıyas yaparım. Üstad nasıl kıyas yapıyor onu? Ruhunda şöyle yaşadığı bir şeyle misal veriyor. Diyor ki ömrümde diyor aldığım namazları bilir. Hı. Feyiz. Onun cemikten daha fazla aldım diyor. O şekilde. Evet. Her ismin azami mertebesindeki tecellisini görüp ona göre yani ibadet ediyor. Yani ona göre şey yapıyor, tesbih ediyor. Evet. Bütününü görüp yani bütün o rızıkları veren balıklara, insanlara, bütün hayvanlara, bütün mahluklara hepsini bir anda artık nasıl bir şey oluyorsa ona göre tesbih ediyor. Ona yani göre ibadet ediyor. İhata etmiş bir ruhla İsmi Azam ve Mazhar tabii. İsmi Azam ve Mazhar olduğu için İhata etmiş bir ruhla bütün mevcudatı merkezden bakıyor. Hepsini yani o devamlı hepsinden bakıyor zaten. Evet. Cüze bakarken külli gibi oluyor. Yani cüziyetten çıkıyor ama hep külli niyetle bakıyor. Külliyete bakıyor yani her şeye. Evet. Yani Halik ismine yanaşırken bütün mahlukatın halikine bakıyor. Yani Rezzak ismine bakan bütün mahlukatın rızıklarını düşünüyor. Yani İsmi Azam ve Mazhar olduğu için Arş-ı Azam'dan bakma seviyesini yükseliyor. Mesela Üstad bize kanuniyeti verirken diyor ki kendi halıkında, sonra senin halkı, sonra bütün mahlukat halkı diyor. Niye? Biz anlamayacağımız için ufaktan büyüğe gidiyor. Ama onlar ise ufaktan büyüğe gitmiyor. Bir anda bakıyorlar. Zahirinde hakikati görüyor. Evet. Zahir, aynı zahirde hakikati müşahede ettiği. Ama tabi temelde İsmi Azam'a mazhar olduğu için o İsmi Azam'a da nasıl şey yapmış? Peygamber Aleyhisselam'ın inikas ve insibana mazhar olmuş. Ama temel sebebi de şeydir, sadakattır. Yani sadakatsız her şey zıttına inkılap eder. Ne hatırınıza geliyorsa. Yani Ebu Bekir'i sökerseniz oradan kalın kafanıza, kafası da burada kalsın. Ebu Bekir'i sökerseniz ortadan, devreden ne Ömer kalır, ne Osman kalır, ne Ali kalır. Ne adalet olur, ne enfusü, ne de ilim. İlim cehalete hizmet eder. Adalet zulüm eder.
Abi sahabeler Peygamber Efendimiz'den nisip almıştı değil mi? Evet. Ne yapmışlar? Cahil iken bir anda vali olmuştu, atam olmuştu, böyle bir yükseğe gelmiş. Allah ne de almış? Nisibanı mesela kıyas olarak diyorum. Allah da almış yani. Kim? Allah diye peygamber diye. Pardon. Peygamber Efendimiz de Allah'tan nisibanı almış. Evet. Yani oradaki kıyası ne kadar yani? Peygamber Efendimiz'in yüksekliği kıyası için diyor. Evet, direkt Allah'tan almış. Zaten böyle bir şöyle bugün birisiyle o adamla dedim ya dersin başında birisiyle görüşmüştüm. ÖTTÜ'de felsefe şeyini veriyormuş orada. Felsefe lisanıyla ona hitap ettim ki felsefe okuduğu için. Dedim bir insan ümmi bir zat bildiğimiz yer Mekke işte iki vadi arası toplumunu da biliyoruz az çok. Tarih gözüyle de baktığım zaman orası da görüyoruz. Tarih bir gözdür. Bir insan böyle bir öğreti ortaya koyuyor. Her sahada koyuyor. Her sahadan bir sağ olan felsefe. Bunun lehinde ve aleyhinde felsefe meşgul. Bir insan böyle bir öğreti, böyle bir dava koyacak. Lehte ve aleyhte asırlardan beri felsefe kendisiyle meşgul olacak. Bu mümkün mü bir insan için? Yani bir felsefe, şimdi İslam'ın aleyhinde bulunan bir felsefe var. İslam'ın lehinde içinde gelişen bir felsefe var. Felsefe akımları var. Yani ikisi de İslam'la meşgul. Yani nasıl bir insan ki, yani kimyadan, insan terbiyesinden, alemi gaybtan, savaşta, aile yuvasını kurmaktan kadar şöyle dursun. Yani bir düşünce, bir felsefede bir yapı getiriyor. Beşer bundan meşgul. Ancak onun seviyesinde bu şekilde anlıyorum. Yani tabii yani şey, böyle düşündüğün zaman yani bir insanın böyle her konuda ve arkasında kitleleri takacak, menfi ve aleyhte çorlar açılacak bir şeyle açması insanüstü bir şeydir. Yani bir insan bir felsefe yapar ama ömrünü verdi. Sen dedim ömrünü verdi, doç etmiş. Böyle düşününce, böyle düşünmemiştim dedi de. Böyle düşününce hakikaten çok ilginçtir. Felsefeyi kendisiyle meşgul etmiş asırlarca. Evet. Demek bazı halat olur ki bir tek ayet Kur'an kadar fayda verebilir. Hem ismi azıma mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayet bir Kur'an kadar fayda verebilir diyor. Yani sümbülleniyor. Bir haşhaş atıyorsun milyonlarca haşhaş. Bir balık yumurta bırakıyor, 1 milyon bırakıyor. Niye? Bir tane bıraktı, bir tane balık çıkması lazım. Adalet bu. Birebir. Adalet bizim anlayışımız bu iken. Bir yumurta bırakıyor, 1 milyon oradan çıkıyor. Bu aynı bir ayet Kur'an kadar fayda verebiliyor. Mesela benim dünyamda, özür dilerim, Kur'an'ı Kur'an yapan, hepsi birbirini bütün ama herkesin bir zaafı var. Veya herkesin bir alemi var, alemin inşa eden. Kur'an'ı benim dünyamda Kur'an yapan, yani Kur'an'ı adeta Kur'an kadar delil olan, Kur'an'ın içinde bir ayet, benim için, Kur'an'ın içinde bir ayet ama Kur'an kadar delil olan bir ayet şudur. Ben hep zanda kalabilirdim, yani şüphene. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ayeti benim dünyamda, alemimde, Kur'an'ı Kur'an yapan, Kur'an kadar delildir. Çok kıymetlidir yani. Zanları ortak. Kur'an'ı Kur'an yapana aittir. Zanları acaba parmak karıştı mı, kalem karıştı mı falan biz indirdik. Biz koruyacağız. Ayeti yetiyor. Yani bak bir Kur'an, bir ayet Kur'an'ı yani şöyle dışarıdan baktığın zaman arabada araba şoförü götürüyor. Gir içeriye bak. Şoför arabayı götürüyor. Şoför arabayı götürüyor. Yani baktığın zaman içi dışında dişi içinde. Bütünsel yani. Ama burada rahmetini gösteriyor işte. Kör olası cehalet ve mantık üzerine kurulan bu felsefe niye bu 1'e 10 diyor? Yani mantığı almıyor. Bir haş aşağı niye 1000 tane? Bir balık yumurtasından niye 1 milyon yumurta şey olsun? Mantığı böyle çalıştığı için ya bir diyor cevşen okuyacaksın şey kadar efendim şöyle şöyle sevapların olacak.
Ya böyle bir şey olur mu diyor. Diyen kafa hangi kafa? Birden bir çıkar, ikiden iki çıkar. Sonsuz çıkar mı? Abi esbabın adiliğinde mi takılıyor onlar? Onlar sebepte takılıyor. Sebep sonuç ilişkisine kilitlenmiş bir kafada. Programdan çıkamıyor. O sonuç bu sebepten nasıl çıkar diyor. Çünkü sebebi kaynak zannediyor. Çok basit, kaynak zannediyor. Yani bu netice, doğru söyledim hocam. Yani bu korkunç büyük neticeyi, bu basit bir sebep midir diyor mesela. Bir damla sperma su. Dan ben nasıl çıktım? Yani sebep bu. Neticeyi nasıl izah edeceksin? Yani ben hani bedensel itibariyle madde evrildi, çevrildi, devrildi. İşte felsefenin temel mantığında şu var. Oluştu var. Ya yaratılmak yoktur. Felsefe mantığında kesinlikle halk yoktur. Yaratılmak yoktur. Hemen fail çıkıyor o zaman. Oluştu var. Yaratıldı yok. Şimdi o zaman şunu da demek zorunda kalıyor. Benden kasıt ben işte gördüğüm şey. Yani benim ruh yapım, hayat tarafım, dima tarafım ve meratipleri, vicdaniyatım ve reddetme, kabul etme gibi sıfatlarım maddeye mi vereceğiz? Yani maddenin fonksiyonu. Kabul etmiyorum, reddediyorum, canım sıkıldı, şefkat. Şefkat maddenin neticesi midir? Yediğimiz gıdaların neticesi midir merhamet etme? Neyle izah edeceksin? İşte felsefede sebep sonuç ilişkisine odaklandığı için sonuç cinsinden sebep arıyor. Veya sebep cinsinden sonuç aradığı için aradaki o rahmeti göremiyor. Hem ismi azam olmasa olan Peygamber Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir ayette mazhar olduğu feyz-i ilahi belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Bir ayetten aldığı feyiz, değil mi? Sadece Yasin. Ya arkadaş ben tabii şeyde, yani orada yaşıyorum, tamam mı? İki vadide, hiç çizgi yok, öğreti yok, felsefe yok, deve çobanıyım. Ve bir ticaret kafilesinde memurum. Tamam mı? Şöyle bir insan böyle, bunların tefsiri yani. Daha nice, 350 bin tefsir gelmiş. Yani bir çizgiyi takip etmiyorsun yani. Bir çizgiyi takip etmiyorsun, bir öğretiyi genişletemiyorsun, çapını genişletmiyorsun. Yeni bir şey, örneği yok. Ve muvaffak oluyorsun. Ve ben imanıma 1,5 milyar Müslüman teyittir. Delildir benim imanıma, imanda kalmama sebep. Çünkü ben size en büyük iyiliğim kendi varlığımdır. Destektir. Şimdi 1,5 milyar Müslüman var. Benim imanımı onaylıyor. Yalnız değilsin diyor bana. Dini cemaatler var, nurcular var, değil mi? Meşrebim var. Arkadaşlarım, kardeşlerim sizler varsınız. Hep bana onaydır. Hep bana güvendir. Hep beni emin hissetmeme sebepsiniz. Değil mi? Bu adam tek. Hiç kimse yok. Herkes aleyhinde. Nasıl emin olabilir? Biraz psikolojiciyim ya ben böyle. Psikoloji bazen meylim var böyle. Tutamıyorum. Ya bir insan, acayip bir şey ya, bir hasta olduğu zaman tansiyondur, şudur, hemen panik yapıyor yani. Hemen bir şey yapıyor. Ehli hakikat, ehli tevekkül de öyle yani, gayri ihtiyari. Elinde olmayan iman da olsa, yani bir geçici bir şeyler oluyor yani. Bu insanda can ve malını. Bir de sahabe öyle bir risk alıyor ki, canın, namusu, malı, her şey sıfırlanacak. Söyleyeyim mi? Muhammed'in yanında olduğunda her şey risk. Bunu arkaya dönüşü olmayan bir hayatı tercih edebiliyor. Diyor ki bu. Ama bunun bedeli risk almak, hayatın bir. Çoluk çocuğun iki. Malın yükün her şeyi. Her şey yok olacak. Bu rızkı kim alabiliyor? Biz bir dükkanda müşteri namaza giderse müşteri gelir gider, rızık almıyoruz. Ne olur ne olmaz. Biz, ya bu millet bize ne der ya, ve böyle ders yaparsam sıkılır, daha bana gelmez, beni onaylamaz. Resulullah aleyhissalatü vesselam, insanlar reddeder veya kabul eder. Mesela bana kalsaydı diyor mesela 10 tane ayeti söylemezdim diyor. Mesela bir tanesi halasının kızıyla tezevücü, bir tanesi Miraç hadisesi. Ya daha yeni.
sahabelerin en büyük imtihanı neydi? Sadakat. Sahabeyi sahabe yapan en büyük imtihan sadakattır. Miraçtır. Olamaz miraç. Ya arkadaş daha yeni taze tüy, burnunda hani gülde şeye tomurcuk derler ya. Sabah kalkıyor, biraz önce konuşup kendi bildiği, realitesi yaşadığı, gidip geldiği Kudüs'e bir ay gider, bir ay gelir, iki ay. Diyor ki ben gittim, geldim. Ve bunu nasıl çekinmeden söyleyecek? Söyle hadi.